PKK hedefleri ateş altına alındı. Genelkurmay Başkanı hava harekatlarını an be an takip etti. Bölücü terör örgütü son yılların en büyük darbesini alıyor. Gece Kandil, Hakurk ve Avaş'ın Basyan'daki terör hedeflerine hava harekatı düzenlendi. Teröristlerin sığınak, barınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olmak üzere toplam 12 hedefi F-16'lar tarafından yok edildi. Böylelikle 2 gün içinde söz konusu bölgelerde 26 hedef vurulmuş oldu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar beraberindeki kuvvet komutanlarıyla Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na gitti. Akar Birleştirilmiş Hava Harekatı Merkezi'ne geçerek briefing aldı. Çalışmaları denetleyen Akar daha sonra gece yarısı Irak'ın kuzeyindeki hedeflere yönelik harekatı takip etti. Gerektiği zaman göğsünü siper ettiniz. Akar önemli açıklamalar da yaptı. Konuşmasına personeli tebrik ederek başlayan Genelkurmay Başkanı, "Bu sefer bu dönemde biz azimle, kararlılıkla tüm terör örgütlerinin, tüm teröristlerin üzerine gitmek suretiyle bunların sonunu getirmekte kararlıyız. Ülkemize yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Bundan dönüş yok." açıklamasını yaptı. PKK'nın kampları aralıksız vuruluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri son bir haftada İran kuzeyine düzenlenen harekatta 18 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini de açıkladı.